Gönül seni görmeden durur mu sandın? Yüreğimde bir ateş gibi hep yandın. Sen benim canıma can katandın. Benim güzel köyüm, Yarık köyüm. Evet değerli takipçilerimiz, bugün Burdur Merkez Yarık köyündeyiz. Bakalım birazdan içeride bizi ne gibi güzellikler bekliyor. Gelin hep birlikte görelim efendim. Evet değerli takipçilerimiz, göller ve güller diyarı, Teke yöresinin baş şehri Burdur'un merkeze bağlı köylerinden Yarık köye geldik. Ve şu anda Yarık köy muhtarımız Musa abimize misafir olduk. Muhtarım, önce seni tanıyalım. Ben Yarık köy muhtarı Musa Şen. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizi gururlandırdınız. Musa abi, kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsun? Daha muhtarlığım ilk dönem. Allah izin verirse şu 3 yılımız kaldı. Gördüğüm kadarıyla köyümüz bir ova üzerine kurulmuş. Yarıköy ismi. Bir de deprem geçirmişsiniz galiba. 1971 yılında o zaman biz tabii dünyada yokken deprem olmuş. O depremden sonra bütün evler yıkılıp şu anda bulunduğumuz köye taşınmış köyümüz. Buraları devlet tarafından yapılmış bu evlerimiz bizim. Tabii kurayla dağıtılmış evler. Şu an köyümüzün yerleşimleri çok planlı, düzenli. Ovamız düz. Hani her şey elverişli köyümüz. Daha önceki yer şu cami vardı bir gördüğümüz. Orası mıydı? Evet, şu köyümüz girmeden hemen 500 metre geride. Orada gördüğümüz az önce yıkık evlen oldu ya dedi. Köyümüz orasıydı. Sonra işte devlet burada müteahhit yapmış. Köylüleri dağıtmışlar buraları. Şu anda köyümüzün geçim kaynağı nedir? Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Küçük başka hayvancılık da var. Süt sığırcılığı da var. Yani geçim kaynağımız bu. Başka geçim kaynağımız yok. Sayın Muhtarım, şimdi biz biliyorsunuz ilerleyen teknolojiyle bir takım kültürlerimizi, değerlerimizi yavaş yavaş kaybettik. Geçmiş günlere döndüğümüzde düğün kültürlerimizde veya çocuklar hayranlarınızdan neleri kaybettik, hatırlıyor musun? Ya çok çok her şey kaybettik. Yani bu teknoloji çıktı çıkalı düğünlerde oyunlarımız, çocuklarda oyunlarımız kayboldu. Eskiden çocukken biz misket oynadık, top oynadık, ne bileyim çellik oynadık ama bu telefonla, bilgisayarla çıktıktan sonra bu bütün fonksiyonlarımız kayboldu. Şimdi burayı bilmeyen birisi, diyelim ki ziyarete gelmesin, nereden nasıl gelecek, bir tarif eder misin? Burdur'a burası 25 kilometre. Yazköy geçince Çarpanlar Mervekesi'nden geliyor yolumuz. Ve buradan bizim burası bir köprü vazifesi görüyor Yarıköy. İstediğiniz yere gidebilirsiniz buradan. İstediğiniz köye gidebilirsiniz. Köyümüzden şehirlere göç çok mu? Bizim köyden pek şehre göç yok. Çünkü bizim köyün genci dışarı sevmiyor. Gitmeyi sevmiyor. Burada hayvancılığı devam ediyor. Millet arazisine hayvana yedirecek misiri, yoğuncayı ekiyor. Yeşil arpasını ekiyor. Ve geçim kaynağımız böyle devam ettirip gidiyoruz. Sulama şeyini nasıl hallediyorsunuz? Bu sene Garçalı Barajı'nın su olmadığından dolayı kooperatifimizin belirli mevkilerde 3 tane su pompamız var. Oralardan sulayabildiğimiz kadar suladık. Sulayamadığımız ekinler bu sene yandı. Yani bu sene çok kurak geçti. Bizim burası değil, Türkiye'nin geneli böyle oldu. Ama en çok etkilenen yerler de bizim Burdur bölgesi oldu. Şimdi bizi buradan izleyen birçok hayli takipçimiz olacak. Onlara iletmek istediğiniz, yakınlarınıza, sevdiklerinize bir mesajınız var mı? Çok değerli Yarıköy'le hemşerilerim. Yani köyümüz sahip çıkalım. Köyümüz bizim ender köylerden bir tanesi. Yani yurt dışından olsun, il dışından olsun gelenleri mutlaka köyümüzü bekliyoruz. Köyümüz çok güzel bir köy. Biz de buradan bütün yarı köylülere Burdur'da meçhul şair Hüseyin Yıldız adıyla ve Burdur Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği olarak hepsine sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz. Öncelikle kültürümüze, sonra köyümüze ve bütün değerlerimize sahip çıkarak saygı ve sevgilerimizi sunalım efendim. Hoşça ve dostça kalın. Bizi takipte kalın. Teyzeciğim, kolay gelsin. Sağ ol. Seni bir tanıyalım. Sultan. Ne yapıyorsun sen burada? Lavanta mı kesiyorsun? Lavantaları otlarını biçiyorsun. Ha, otları temizliyorsun. Buradan sevdiklerine bir şey diyor mu? Oğlum var, kızım var onlar. Atları yok mu? Var, Tuncar. Ha şey. Tamam. Tamam bakalım. Seni tanıyalım teyzeciğim bir de. Ben Fadime Hakkaya. Buradan kime selam gönderiyorsun? Buradan Antalya'da oğlum var, gelinim var, torunum var, küçük Hüseyin'im var. Aa, adeşime, ben de adeşime bir selam gönderiyorum buradan. Hepsini öpüyorum. Hadi bir el salla bakayım. Hadi el salla. Hadi bakalım. Teyze, seni bir tanıyalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Senin adın ne? Hüseyin.
Hülya. Altın kaynak. Altın kaynak. Buradan sevdiklerine bir şey diyor mu? Kızları vardı lan. Çok özledim. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bir el salla onlara bakayım. Hadi kızım. Bay bay. Teyzeciğim selam edin mi? Kezban Kemik. Buradan kime selam gönderiyoruz? Çocuklarıma. Atlar yok mu ya? Mustafa. Almanya'da Mustafa'm var. Ha. Abla sen bak bakayım bu yana. Emmi. Senin adın ne? Fethiye Kaan Tekin. Ne? Sen kime selam gönderiyorsun? Benim Denizli'de torunlarım, kızlarım var. Hepsinin gözlerinden öperin. Hadi bakalım bir yasa. Hadi. Hadi. Sen dön abla buraya. Sen söyle bakalım, sen kimsin? Ayşen Çelik. Sen kime selam gönderiyorsun? Bütün sevdiklerine. Bir yasa bakayım hadi buradan. Oğlum, ben de yazılmadık.